Haftanın en önemli açıklaması. Ne dedi şimdi bu? Koronavirüs pandemisi devam ediyor tabii kısıtlamalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kademeli normalleşmeye geçiyoruz dedi. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu açıklama özellikle esnaf kesimini mutlu etti. Esnafların çoğu açıldık güzel ancak bunu sağlıklı bir şekilde devam ettirmek daha önemli dediler. Biz de bu durumdan memnunuz. Memnunuz yani zaten bayağı bir daraldıydı. Bütün esnaflar zor durumdaydı. Bütün herkes için hayırlısı neyse olsun yani. Teşekkür ederiz devletimize. Var olsun devletimiz. Haftanın en mağduru. Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı ve AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldığı bir televizyon programında uzun süre konuşulacak sözler sarf etti. İyi demişim. Sofuoğlu Cumhurbaşkanı'nın ricası üzerine milletvekili olduğunu söylerken vekilliliğin bana faydası değil aksine maddi zararı var. Çünkü aracımla meclise gidip gelirken 100 bin kilometre yapıyorum. Ben bu kadar eleştiriyi hak etmiyorum dedi. Çok mağdurum mağdurum yani. Haftanın en asabileri. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. Gaziantep Caddesi'nde genç kızların saç saça baş başa kavgası görenlerin ağzını açık bıraktı. Sebebi bilinmeyen kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Önce tartışıp sonra da tekme tokat birbirine giren kızlar usta boksörleri aratmadı. Haftanın en duygusalı. 70 yaşındaki Sabriye Hızel, 1999 yılında 69 kez yarışlara katılan ve 6 birinciliği, 4 kez de ikinciliği olan Mohi adını verdiği atına evladı gibi bakıyor. Sabriye Hanım Mohi için, "Eşimin yadigarı, onu kimselere veremem. Mohi benim çocuğum gibi, ölünceye kadar beraberiz." dedi. Ben çocuk gibi seviyorum onu. Yani gözüm arıyor olmadığı zaman. Haftanın en talihsiz paylaşımı. Ankara'yı geç, her yer Ankara. CHP eski genel meclis üyesi ve Çaycuma Sandallar Köyü muhtarı Selahattin Ataman, sosyal medya hesabından "Ben muhtar olacağım" diye seslenen küçük bir çocuğun görüntüsünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bağdaştırınca "Kardeşin kardeşe akrep etmez" ettiğini, atasözü gerçek oldu. Ben muhtar oluyorum. Aday mısın? He. Rakiplerin kim? Sudem, Eren abileri, Eren. Ve Ataman bu paylaşımından dolayı tüm partilerden özür diledi. Haftanın en hazırlıksız yakalanı. Habercilik ciddi, bir o kadar da stresli bir iştir. Hele ki bu canlı yayın olunca bu şekilde yakalanmak bazen kaçınılmaz olabiliyor. Tıpkı Oksijen TV ana haber spikeri Özlem Ağboğa gibi. Ben başka yeri çekiyorum. Tamam. Haftanın en unutulmazı. Şimdi beni de ağlatacak. Zaten hiç dayanamıyorum ben böyle şeylere. 18 Temmuz 1934 yılında Atatürk'ün Selamlar Köyü'nü ziyaretinde kendisine çiçek ve ayran ikram eden Fatma Öztürk, yıllar önce Atatürk ile karşılaşmasını işte böyle heyecanlı bir şekilde anlatmıştı. Atatürk'e ikram etti. İlk sefte ona ikram ettim. Teşekkür etti, iki gözümden öptü. Atatürk ile tanışma fırsatı yakalayan nadir insanlarda olan Fatma teyze aramızdan ayrıldı ve birinci ölüm yıl dönümünde sevenleri kabri başındaydı. Haftanın en anlamsız paylaşımı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na ait yangın eğitim merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasında çekilen görüntüler pes dedirtti. İki kadın biri aracı kullandı, diğeri ise itfaiyeci aracının arkasında seyahat etti. Takipçi toplama kuruna iki kadının yaptığı bu çirkin paylaşımından sonra duruma müsaade eden personeller hakkında soruşturma başlatıldı. Nerede aşağıda? Yanıyorum, söndür elimi.